sevgili seyirciler. Sıra geldi programımızın başından beri anons ettiğimiz haberimize. İstanbul'da bir toprağınız olsun, hem de ekonomik koşullarda olsun diyorsanız bu haberimiz tam sizler için. Şimdi televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü Başak Gayrimenkul'ün sahibi Nihat Angışhan, İstanbul'da nasıl ekonomik koşullarla bir arsa sahibi olabilirsiniz? Bunun cevabını yanıtlıyor. ...17 yıldır Avcılar Filizköy'de faaliyet gösteren Başak Gayrimenkul, Silivri Değirmenköy'e 400 metre, D100 Karayolu'na 600 metre, Silivri'ye 5 kilometre, denize 4 kilometre, Atatürk Havalimanı'na 40 dakika, Yeni Havaalanı'na 40 dakika, İstanbul Mahmut Bey gişelerine 40 dakika, Avcılar Metrobüsü'ne 25 dakika mesafelerde olan yerlerden binlerce kişiyi arsa sahibi yaptı. Sevgili seyirciler, bugün sizlere çok özel bir haber vereceğiz. Programın başından beri anons ettiğiniz gibi çok küçük paralarla yatırım yapabileceğiniz, çok önemli bir yatırım yapabileceğiniz bir konumuz var şu anda programda. Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Angışhan var. Az bir parayla en iyi yatırımı nasıl yapabilirsiniz? Elbette ki toprağa yapabilirsiniz. Çünkü dünyada üretimi olmayan tek şey toprak. Biz de çok az bir paraya nasıl toprak sahibi olabilirsiniz diye merak ettik ve Başak Gayrimenkul'e geldik. Nihat Bey'e bir merhaba diyelim bakalım o bunun yöntemini bize nasıl anlatacak? Efendim merhabalar. Merhaba Gülbahar Hanım, nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Çok sevinçliyiz. Evet. Hem yeni yayın döneminin ilk programı, uğurlu hem geldik. Yeni günümüz. Vatanımıza, milletimize. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Diyorum. Eminim biz size uğurlu geleceğiz, siz de bize uğurlu geldiniz çünkü. İnşallah. Çok i̇nşallah, teşekkür ederiz. Evet. Efendim biz program başından beri anlatıyoruz, evet. Anonsladık. Dedik ki evet. Çok az bir paraya nasıl en iyi yatırım yaparsınız? Elbette ki toprağa yaparsınız. Tabii değil ki. Mi? Evet, evet. Sizin de sloganınız aynı zamanda? Toprak. Toprak. Dünyada üretim olmayan tek şey gerçekten toprak. Toprak. Sevgili Gülbahar Hanım, öncelikle insanlar kendine barınacak bir ev alsınlar. Daha sonra işte toprak yatırımını yapsınlar. Arsalarını alsınlar, özel parsellerini alsınlar. Ama siz diyorsunuz ki önce bir kere evinizi alın. Önce ev. Kafanız rahatlasın. Aynen öyle. Yarınınızı düşünmeyin. İkinci bir yatırımını yine ev olarak düşünmesinler. İşte orada zarar ederler. Aslında ev yatırım değil. Değil. Ev, birinci alacağınız ev, başınızı sokacağınız ev sizin en önemli ihtiyacınız. Aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle. Yatırım, şimdi diyelim ki ikinci sonrası. Evini aldı, verdi kiraya. Adam 5 sene oturdu. Ya emin ol 5 yıl içerisinde aldığı kira geri tadilatına verecek bunu. Kesinlikle. Aynen bunu öyle. Ben de yaşadım çünkü. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ama işte bir kiracı bir çıkıyor. Bir evini alsın, ondan sonra da işte böyle ufak çapta şey yapmasın yani en ufağını alsın. Gerçekten o oturmuş olduğu evin 10 yıl sonra 10 katını kazandırır o ufak gördüğü yer. Kesinlikle. Bunu hepimiz biliyoruz. Nereden biliyoruz dersen bundan 10 yıl önce Esenyurt'ta 400 metrekare özel parseller 60.000 TL'ye satılıyordu. Ve bugün 400 metrekare bir yer Esenyurt'ta alamıyorsunuz zaten. 2 milyon. İşte alamıyorsunuz yani. Ve bir de bunu kat karşılığı verdiğinde şöyle bir durum var. Kat karşılığı verdiğinde %50 işte üzerine de 100 bin lira para alırım diyorlar. Pazarlık yapıyorlar artık yani, değil mi? Ama 400 metrekare yerden 16 daire çıkıyor. Bunun evet. 8 tanesini toprak sahibi alıyor. Ve malum biliyorsunuz siz de yani gezip gördüğünüz yerler. Evet. Orada daireler 350-400 bin lira. En askerisini düşüneyim. Evet. En askerisini hesaplayayım. 250 binden sattığı zaman 8 tane dairesi 2 milyon yapar. 10 yıl önce kaç almıştı ki? Evet. 60 yani bin liraya almıştı. İnanılır gibi ve değil ben gerçekten. Ben bugün Silivri'deki sattığım yerleri gerçekten Esenyurt'a çok benzetiyorum. İstanbul gerçekten çok büyük bir hızla büyüyor. Evet. Örneğin bundan 10 yıl önce yine İstanbul'umuzun nüfusu 9 milyondu. Şimdi? Şu anda 20 milyon.
Evet. Bir 10 yıl sonrasını düşün bunu. Bir 10 yıl sonra 30 milyon olacak. En 32 az. Milyon olacak. İşte biz projelerimizi emin olun gelecekteki bu 10 milyon için hazırlıyoruz. Bu nedenle mi Silivri'yi tercih ettiniz? Çünkü hani İstanbul genişliyor ve bir şekilde artık burası yetmediği için ya insanlar şimdi, uzaklara gidecek. Biraz İstanbul, uzaklaşacaklar. İstanbul derken yani şu an benim sattığım yerler de İstanbul. İstanbul tapusu evet, var. Evet. İstanbul tapusu. Çok ilginç. O da çok güzel bir şey gerçekten. Yani bugün bu Sefaköy'den çık buradan şu an bulunduğumuz yerde. Yarım saat 45 dakikaya yerin başındasın. Bir anlamı yok yani İstanbul'un içine tıkışmaya. Ve fazla da beklemeyecekler. Gerçekten fazla da beklemeyecekler. 5 yıl sonra imar içerisinde benim yerlerim. 5 yıl sonra 1000 lira metrekaresi. 400 metrekare yer 400 bin lira. İşte soruyorlar ya bazen bizi arıyorlar telefonda. Ya işte geçen işte bir yere gittik Silivri'de. 1000 metrekare yer 30 bin lira. 35 bin lira. Sen de niye 60 bin lira 400 metrekare yer diye adam bana sorular soruyor. Neden? 1000 metrekare yer alırsın. 30 sene beklersin ki eğer ömrün yeterse. O kadar ömrümüz varsa tabii ki. 30 sene beklersin. 30 sene sonra satacağın fiyat 400 bin TL. 30 yıl evet. Bekleyeceğiz. Evet. Ama benim gerçekten 400 metrekare yerim 5 sene sonra 400 bin TL. Yatırım yaparken bu tür şeylere dikkat edeceğiz. Evet. İşte bugün Nihat Bey bizim zaten 30 yıl yaşayacağımız tabii 30 yıl sonra bu fiyat edecek. Biz de bu paraları kazanacağız ve yaşayacağız. Mümkün değil böyle bir şey tabii aynen ki. Aynen öyle. Avrupa'daki gurbetçilerimize diyeyim. Sesleniyorum. Şu an gerçekten çok zor şartlarda para kazanıyorlar. Evet biz onların adına da özellikle programımıza aldığımız konuklarımıza çok dikkat ediyoruz. Evet öncelikle onlara sesleniyorum. Gelin. Gelin kardeşiniz size yardımcı olur. Kardeşiniz sizi ağırlar, misafir eder, havalanından alır, VIP araçlarımızı göndeririz, gerçekten alırız. Gelin ya, gelin gerçekten yardımcı olacağım. Bugün normal piyasada 60 bin liraya satıyorsam bir arsayı ben 400 metrekare, gelin size 55 bin lira. Oo, gerçekten mi? Yemin ederim ki. Bu benim içimden geldi biliyor musunuz? Sevgili çünkü seyirciler gerçekten de. Bunu bilmiyordum. Benim çünkü de. Programın başında özellikle söyledim. Dedim ki bakın 60 bin lira yerine en azından ödeme koşullarını yapalım. Biraz indirelim bir şey yapalım nasıl olacak diye çok samimi söylüyorum size. Benim de abim. Yapmıyorum dedi. Abim amcamın çocukları Avrupa'da yaşıyor. Geliyor anlatıyorlar içim acıyor. Gerçekten çok zor şartlar altında evet. Kazanıyorlar paraları. Yani bugün belki abimin amcamın çocuklarının durumu iyi olabilir ama işte bir başka gurbetçileri de anlatıyorlar. Hakikaten insanın içi sızlıyor ya. Onun için buradan sesleniyorum. Gelsinler. Kardeşine güvensinler. Gelsinler. Başak Gayrimenkul'a güvensinler. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Tapu masraflarını da ben üstleneceğim. Yeter ki onun hakları alsınlar. Gerçekten çok vallahi güzel. Bakın, gerçekten. Çok mutlu oldum şu anda. Yani. Sevgili seyirciler inanın evet. Gerçekten bütün yani. Samimiyetimle söylüyorum. Programdan önce konuştuğumuzda, röportaja girmeden önce konuştuğumuzda Nihat Bey dedi ki benim yerimin değeri bu kadar. Ben evet, ne evet. Bundan indiririm ne bir şey. Ben de hani bazı programlarda zaman zaman yapılıyor bu. Ama Avrupa'daki olan gurbetçilerimize. Yüksek gösterip evet bunu yapıyorlar ama evet. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Asla ve asla bu konuşmayı çekimden önce yapmadık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Canla başla. Yani yiyeceğimiz şu kadar bir yemek, götüreceğimiz iki top bez. Evet. Başka ne var? Keşke bunu anlayabilsek. Ben isterim ki gerçekten herkeste olsun. Bakın 30 yıl orada çalıştılar ya. O yapamadıkları birikimi ben burada 5 yıl içerisinde yaptıracağım. Ha buradan işte 5 bin lira almıyorum derken bunu sadece Avrupa'daki gurbetçilerimize yapıyorum. Evet. Zaten... bizim aynen kanalımız evet. ATV Avrupa, Avrupa'daki evet. En çok izlenen Türk kanalı ve gurbetçilerimizin sahip çıktığı bir kanal. Evet. Bu çok önemli, çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Nihat Bey'in de söylediği gibi mutlaka Türkiye'den bir yatırım yapın öncelikle. Zaten Avrupa'da yaşıyorsunuz evet. Ama yatırımlarınızı Türkiye'ye getirirken doğru mantıklı yatırımlar yapın ve doğru yerlerde yatırımlar yapın. Aynen. Bir şirketin doğru bir şirket olduğunu anlamak istiyorsanız onu biraz geçmişini araştırın. Ne kadar zamandır o adresteler? Evet. Telefon numaraları ne kadar zamandır aynı numara?
Değil mi? Bu çok önemli aynen bence. Öyle, aynen öyle. Tabii ki. Bir şirket bir sene burada, iki sene şurada, üç sene buradaysa o şirkete pek güvenmeyin. Demek aynen ki uzun soluklu bir şirket değil. Ama ben sizi araştırdım. Çok teşekkür çok ederim. Uzun yıllardır biliyorum, aynı yerdeyim. Araştırıldığımı fark ettim yani. Çünkü gerçekten öyle mi olmak zorunda? Biz bir şeye vesile tabii oluyorsak ki eğer, hiç kimsenin emeği heba olmamalı. Aynen öyle. Yani doğru bir yerden doğru yatırım yapsınlar da bu firmanın ben olmam da o kadar önemli değil. Elbette. Başak Gayrimenkul doğru bir firma diye düşünüyorum ben. Çünkü aynen öyle. Başak, bu nedenle sizi konuk ettik. 17 yıldır aynı adreste ve Başak Gayrimenkul'un yönetim kurulu başkanı Nihat Angışhan 17 yıldır aynı numarayı taşıyor. Bu da zaten aslında birçok şeyi gösteriyor. Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Gülbahar Hanım gerçekten bir yer alırken şuna çok dikkat etsinler. Özellikle buradan söylüyorum. Yer almadan önce gelin. Yer alacağınız kişiden yerin tapusunu alarak gidin tapudan, kadastrodan, belediyelerden araştırın. Çok iyi araştırın. Emin olun ki bizden bu şekilde yer alan insanlar dar gelirli insanlar. Ya çocuğunun giyiminden, ya yiyiminden, boğazından yani. Evet. Kısıtlayarak ufak paraları biriktirmiştir. Bu şekilde yerler alan insanlar bu şekilde kazanmıştır bu paraları. Hı-hı. Çok dikkat edin. Gerçekten çok dikkat edin. Gerekirse 350 lira verin, kadastrodan mühendis kaldırın, yeri kendiniz ölçtürün. Aldığınız yeri görün. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Sınırlarını görün. Yani belki hani şeşer beşer insanoğlu. Aldığın kişi de belki kendi de yanılmış olur, sizleri yanıltabilir. Evet. Bu tür şeylere çok dikkat etsinler. Hı hı. Öncelikle ben ne yaptım biliyor musunuz? Bu şu an hazır parsellerimi. Bu özel parselleri ben kadastroda mühendis getirerek bütün parselleri tek tek köşe taşlarını koydurdum, numaralandırdım, muvafakat namelerini hazırlattırdım. Hı hı. Ondan sonra satışa çıkarttım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, biz bu hafta sezonun ilk programında sizlerin karşısına Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Angışhan'ı davet ettik. Ve dedik ki gurbette yaşayan vatandaşlarımız bu yıl yeni sezonda bizim vasıtamızla, bizim küçücük de bir olsa bir aracılığımızla bir yer edinsinler, yatırım yapsınlar, yatırımlarını doğru yerde kullansınlar. Aynen. Ve bu nedenle de Nihat Bey'i programımıza davet ettik. Bundan sonraki haftalarda da sizlere Nihat Bey'in sizler için hazırladığı yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Karşınızda her hafta olacak Nihat Bey. Ve sizler için en doğru yatırımları nasıl yapabiliriz, onlara bakacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yine söyledim. Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimize 5000 lira kardeşlerinden, çocuklarından helalı hoş olsun almayacağım. 60'a değil 55 bin liraya satacağım. Alım satımı da ben vereceğim dediniz. Canla başla gelsin. Peki. Bundan sonra haftalarda zaten sizinle görüşmelerimiz, programlarımız devam edecek. Yerinize İnşallah. Gideceğiz. Evet, yerleri yerinde göreceğiz. Aynen öyle. En doğru şartlarla nasıl yatırım yapabilirler, en uygun yatırımları nasıl yapabilirler, onları araştıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Siz de çok sağ olun. Sizin de emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık.